Amirim, siz bu işten bir şey anladınız mı? Yok, Erden anladıysam ara bari. Marazeli böyle ünlü bir iş adamının kızını neden kaçırsın ki? Fidye için tabii ki. Ya görüntüler izlemediniz mi oğlum? Kızın hiç öyle kaçırılmış gibi bir hali yoktu. Gayet normal, gönül rızasıyla gibi duruyordu Ali'nin yanında. O zaman beraber kaçtılar. İyi de Marazeli İdil Hanım'ın ölümüne kadar onunla beraberdi. Hatta bizim bildiğimize göre evleneceklerdi. Hangi arada bu kızla tanıştı da sevgili oldu? Engin, İdil Hanım Marazeli'nin elinden kurtulup buraya geldiğinde bize her şeyi anlattı ya. Marazeli onu da kandırmış. Merkez Bankası'nı birlikte soymaya zorlamış. İyi de oğlum, İdil'in gerçeği söylediğini nereden biliyorsunuz? Ha? Yok yok. Bu iş sandığımızdan çok daha karışık beyler. Gerçekle yalan iç içe geçmiş durumda. Sanırım Maraz Ali'yi yakalayıp onu sorgu odasındaki sandalyeye oturtana kadar kimin gerçek, kimin yalan olduğunu öğrenemeyeceğiz. Gelip beni kurtardığın için sağ ol Ali. Eğer hapishaneye girseydim sonum gelmişti. Ben içerideyken Nevzat bir şekilde bitirirdi işimi. Bu diskin içindeki bilgiler gerçekten Nevzat müdürün tüm foyasını ortaya çıkartacak güçte mi komutanım? Hard diski Adanalı'ya vermeden önce bir kopyasını aldın demek. Evet. Adanalı'ya güveniyorum. Ama onun yanındakilere güvenmem imkansız. Arkadaşlar, kıza ait kredi kartı kaydı. Cep telefonu takibi. Arkadaşlarının evleri, gidebileceği bütün yerlerin listesi, hepsine bakın. Akşama kadar bana bu kızın izini bulun. Baş üstüne. Baş üstüne amir. Baş üstüne amircim. Çünkü bu kızı bulduk mu, Maraz Ali'de bulduk demektir. Efendim. Evet, dinliyorum. Saldırı yapımı kimle belirlendi mi? Ertan? Sen bıyık mı bırakıyorsun koçum? Yok amirim. Bırakmıyor. Bence de bırakma zaten. Yakışmaz sana. Ben bilgileri yakalan bıraktıracağım. Hayır. Herkes de bende durduğu gibi durmuyor. Boş ver. Nevzat müdür Adanalı daha içine bakamadan diski ondan almış olmalı. Yoksa Adanalı çoktan bize yardım etmişti. Bu sizde kalsın. Benim birkaç gün İstanbul'da kalıp kapatmam gereken bazı açık hesaplarım var. Bu sırada başıma ne gelir? Ölür müyüm, kalır mıyım? Polise yakalanır mıyım bilmiyorum. Bu disk bizim son şansımız. Bana bir şey olursa siz gerekeni yaparsınız komutanım. Çeşme'de görüşürüz.
Haberler hiç iyi değil amirim. Hayırdır? Önceki gün Nevzat Müdür'e suikast girişiminde bulunan saldırgan bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış. Ancak mahkum adliyeden cezaevine nakledilirken cezaevi arabasına yolda kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlenmiş. Ve mahkum kaçırılmış amirim. Marazali'nin işi. En azından artık şunu biliyoruz ki Marazali İstanbul'da. Kara kızımı almaya gelmediler mi daha? Yok Hikmet abi, henüz gelmediler. Parasını almadan. Sakın teslim etmeyin. Tamam abi. Abi. Abi bir dakika. Uçum. Öndeki arabayı takip edin. En azından artık Marazali'nin İstanbul'da olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Engin, hemen cezaevi arabasındaki askerlerden Marazali'nin son eşgaliyle ilgili bilgileri alın. Şehrin tüm çıkış noktalarına bildirin. Belki saç rengi, göz rengini falan değiştirmiştir. Sakal, bıyık neyin bırakmıştır? Baş üstüne amirim. Biz de bu arada biraz sokağa çıkalım. Hem şu Nazlı denilen kızla ilgili bilgi toplayalım. Hem de Marazali'nin düşmanlarını teker teker ziyaret edelim. Baş üstüne. Baş üstüne amirim. Ya memur kardeşim. Biz dolandırıcı değiliz. Biz dolandırılarımız. Neden bize inanmıyorsunuz? Söylüyoruz. Konuşma da yürü. Bizi neden tutuklayıverdiniz? Gözünüzü seven bizi bırakıverin. Biz suçlu değiliz. Bizim suçumuz yok. Bir yanlışlık gidelim. Yapıyorsunuz galiba. Gidelim biz bu haberin. Her şey anlatsın sizi bizi bırakıverin. Şş, durun durun beyler. Gel bakayım şöyle. Kim bunlar, ne alt etmişler? Tarihi eser kaçakçılığından aldık amirim ikisini de. Yok ya. Hayır, yok komiserim, ne kaçakçılığı? Biz kaçakçı bilen değiliz, biz köylüyüz, çiftçiyiz. Komiser değil lan amir, vallahi organize şube amiri. Affedersiniz, kusurumuzu bakmayın gari amir. Biz yeni geliverdik Denizli'den İstanbul'a da, buradan yabancısıyız açık. Oo, çok iyi etmişsiniz, ne iyi etmişsiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz İstanbul'a, he? Ya bir siz eksiktiniz burada valla. Siz de geldiniz tam oldu. Valla. Şimdi de işin aslını anlatın bakayım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bizim çocuklar haybeye almazlar kimseyi. Yalnız lafı dolandırmadan en kısa yoldan anlatın. Tonla iş var başımızda. Beni oyaladığınızı, vaktimi boşa harcadığınızı hissettiğim anda ikinizin de kafasını birbirine çarpar yumurta gibi kırarım. Denizli'nin meydanındaki horozun yanına beni kırıklar diye böyle heykelinizi dikerler. Biz geçenlerde bundan iki hafta kadar falan önce bizim tarlayı traktörle sürerken
Sabana bir şeye tıkılıverdi. İndim baktım. Toprağın altında bir şey var. Hemen Necmi'ye ünlüyü verdim. Koşun lan Necmi dedim. Tarlanın altından bir şeyler çıkıverdi dedim. Necmi kim oğlum? O ben oluveriyorum gari. Tamam sen devam et anlatmaya. Bunun dediklerinden hiç bir şey anlamadım. Şimdi Kamil beni ünleyince ben de hemen seyidiledim Neva diye. Sen de Kamil'sin yani. Ne amirim? Ama sen anlatma. Necmi anlatsın. Sen anlatınca altına alt yazı lazım oğlum. Anlat Necmi'ciğim. Neyse. Toprağı kazdık. Bir de baktık. Ana ne çıksın istersiniz toprağın altından? Bizim için ne çıksa fark etmez koçum. Biz toprağın altındakilerle değil, üstündekilerle ilgileniyoruz. Gup çıktı amirim. Gup çıkmış. Küp. Küp oğlum. Sonra? Sonra küpün içini açtık bir de baktık. Ne çıksın istersiniz amirim küpün içinde? Ulan benimle bulmaca bilmece gibi konuşmayın. Şimdi bak ikimizin de ağzını burnu kırarım vallahi. Doğru dürüst hazırlan şunu. Altın çıktı amirim küpün içinden. Altın derken? Eski, dari altınlı adam. Bir küp dolusu altın. Çıktı. Sizin tarladan. Allah Allah. Ali abim yok. Hikmet abim var Rıfkıcığım. Seninle süper bir ikili olacağız. Alemlerden alemlere akacağız. Fazla yaklaşmadan takip edin. Tabii efendim. Aslanım. Vay. Vay. Hikmetime bak. Gel. Gel. Aslanım. Aslan be. Rıfkı mı bu? Ya kendisi. Ne haber lan Rıfkı? Ali abin nerede? Duyduğuma göre Ali abin kurtluğu bırakmış, kuzu olmuş ha? Sonra ne yaptınız siz bu küpten çıkan tarihi altınları? Önce iki hafta kadar döşeğin altında saklayıverdik. Niye? Neden olacak? Korktuk da ondan. Kimden korktunuz oğlum? Herkesten. Kolay mı sanıyorsunuz amirim? Dünya kötü. Bir küp altından bahsediyoruz amirim. Bu devirde 20 lira için adam öldürebiliyorlar. Ulan zibidiler. Niye altınları polise, jandarmaya teslim etmediniz o zaman? Neden edelim amirim? Biz bulduk o altınları. Polisten jandarma bulmadı ki. Biz buluverdik. Bizim tarlamızdan çıktı yapıcıyı. Orası bizim tarlamız. O nedenle altınlar bizimdi gari.
Yapma ya. Siz nerede güzelleştiniz oğlum böyle? Tarla. 1000 yıl önce de sizin tarlanız mıydı lan? Büyük dedeniz mi gömdü lan sanıyorsunuz o altınları oraya? Zibidiler. Hayır öyle değil amirim. Hindi bizim babamgiller. Sonradan almışlar oralara. He sonradan almışlar. Ama sonuçta tıpsı bizde. He. Lan oğlum. İsterse kökü sizde olsun. Ulan yasa var, kanun var. Onu da geçtim, akıl var, mantık var. Bu topraklardan çıkan her türlü tarihi eser Türk milletinin ortak malıdır. Yani ne sizin ne de babanızın özel malı. Demek ki neymiş? Her kim toprağından bir tarihi eser neyin çıkartırsa bu altın olur, çanak çömlek olur, tabak olur, heykel olur. Alıp bu eserleri devletin ilgili makamlarına teslim etmek zorundadır. Peki, sonra ne oluyor eserler biliyor musunuz? Devlet onları müzelere koyuyor. Çoluk, çocuk, küçük, büyük, herkes gidip o müzeleri gezsinler de yüce tarihimiz, eşsiz geçmişimiz hakkında bilgi neyin edinsinler diye. Bazı şerefsiz de gidip oradan da çalıyorlar, ayrı mesele ama. Gerçi çok az kişi müzeye gidiyor. Bana kalsa herkesler, bütün müzeleri en az ikişer kez gezmeli. En azından turistler gelip görüyorlar bu eserleri. Anadolu kadar tarihi zengin başka bir memleket var mı koçum bu dünyada? Yok. 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 Tarih fışkırıyor her yerden kurban olduğum memleketinden. Ama sizin gibi zibidiler ne yapıyorlar? Kısa yoldan köşeyi dönme hayaliyle bizim milli servetimizi 3 kuruşa tarihi eser kaçakçılarına satıyorlar. Peki onlar ne yapıyorlar? Onlar da bu canım eserleri yurt dışındaki şerefsizlere satıyorlar. Böylece ne olmuş oluyor? Benim vatanıma ait bir eser elin gavurunun müzesini, evini, bahçesini süslüyor. Benim güzel Bergama'ma ait Zeus Tapınağı'nın, elin Almanı'nın Berlin Müzesi'nde ne işi var lan? He? Ne işi var lan? Ne işi var? He? Oley! Hadi, yürü. Takip et. Nereden lan altın? Şey... Altınlar bizde değildir artık amirim. Lan ne yaptınız? Yoksa sattınız mı kaçakçılara? Hayır. Altınları verdik emme. Satamadık amirim. Ne? Parasını alamadık yani. Ama hayır. Aslında parasını aldık da. Paralar sonradan sahte çıkıverdik gari amirim. He? Aslında amirim paralar en başından beri sahteymişti. Biz sonradan haberimiz oluverdi. He? Bir şey anladınız mı? Ne diyorsunuz oğlum siz? He? Lan tane tane anlatın bakayım bir daha. Oğlum bir şey anlamadık dediklerinizden. Galiba ben anladım abi. Birileri bunları 3 kağıda getirip altınları sahte parayla satın almış. Vallahi aynı dediğiniz gibi oluverdi amirim.
Öyle değil mi? Ha. Bizi üç kağıdı getiriverdiler. Biz masumuz. Amir değil, başkomiser kardeşim. Amir bu. Bu derken? Yani siz. Evet amir benim. Tabi olsun, bizim suçumuz günahımız yok. Biz mağduruz. Bizi bırakıverin gari, biz köyümüzü gidiverelim. Heh. Siz gidin, bizi dolandıranları yakalayıverin. Çok konuşmayın lan, uyanık eşekler. Sizin yaptığınıza suç lan. Paralar sadece çıksaydı ne olacaktı? He? O zaman barda, pavyonda, sazda, kazinoda paraları yiyecektiniz avratlarla, değil mi? Aman ne güzel davullar, zurnalar. Oo, tey 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 tey. Allah! Oo! Alay başı katırın çocuklar. Kim çeker? Alay başı kim çeker? Aman bir kınalı kız çeker. Aman bir kınalı kız çeker. O kız yolun şaşırmış. Ay, şerefsiz. Ay, gel lan buraya. Dalga mı geçiyorsun? Bu ne amiriz? He? Sibidiler. Çömeli kurnazlar. Gel buraya, buraya gel buraya. Gel. Ben sizi eskitmez miyim ulan şimdi? He? Ben sinirimi oynatıyorum lan. Deli mi çıkaracaksınız ulan ben sizi? He? Şerefsizler. Gel şöyle. Hem bizim milli servetimizi kişisel servetiniz haline döndürmeye çalışıyorsunuz. Hem de benim karşıma geçip pişkin pişkin biz masumuz diyorsunuz. Engin, Esra. Alın bunları, hemen aşağı indirip ifadelerini alın. Sahte parayla gelen dolandırıcıların eşkallerini, yerlerini, yurtlarını öğrenin. Sonra gidip onları da alalım. Başlasın abi. Yürü lan, yürü. Yürü lan, yürü. Yürü. Bence dolandırıcılar çoktan altınları elden çıkarmışlardır abi. Biz onları yakalasak bile elimizde bir kanıt olmadığı için akşama serbest kalır şerefsizler. Kusura bakmayın, sizin lafınızı sizden izinsiz kullandım. Şerefsiz dedim abi. Önemli değil. Ara sıra senden kullanabilirsin. Sağ olun abi. Yalnız sakın bana özenip de bıyık falan bırakayım deme. O zaman değişiriz külahları. Yok haşa amirim, aklımın ucundan bile geçmez. Zaten ıkınsam da çıkmıyor. Aferin. Benim şöyle bir planım var Ertan. Nedir amirim? Biz bu dolandırıcılara Elin. Para. Hı. Elimizde tarihi eser varmış gibi yaklaşacağız. Bu şerefsizler bizi de dolandırmaya çalışırken suçüstü yapacağız. Gerçekten anında çok iyi bir plan düşündünüz amirim de... Hı. Adamlar çok temkinli davranıyorlardır. Büyük ihtimalle alışveriş için herkesle buluşmuyorlardır. Bize inanıp, güvenip bizimle buluşmalarını nasıl ayarlayacağız? Abu! Ben bize bu maçı ayarlayabilecek süper bir isim biliyorum. Saksı. Sağ ol abi.
Nerede kaldı bu ya? Hanimiş bunlarım, hanimiş. Pınar! Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Geç, geç öyle otur. Nasılsın Pınar'ım? İyiyim. Sen? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl Pınar? Aman şey, ne içersin? Bilmem ne içeyim. Nane limonata. Vallahi ya. Bakar mısınız garson bey? Buyurun efendim. Bize iki tane nane limonata tabii, lütfen hemen. Mr. Garson. Thank you. Aynı anda nane limonata dedik ya. Yuh evet. Ya. Narım, gözümüz aydın. Sadullah Baba belasından kurtulduk. Evet. Matador kabusunu da başımızdan savdık. Nihayet. Artık nihayet şu güneşli günde düzlüğe çıktık Pınar'ım. Evet. Bir de kendimize güzel bir iş bulduk mu? Ondan sonra her günümüz çok aydınlık olacak inşallah. Ya inşallah. Hem ilkbahar da geliyor yavaş yavaş. İlkbahar aşıkların mevsimidir. Biliyorsun Pınar'ım. Hatta şarkısı bile var. Ne? Büyük usta rahmetli Frank Sinatra'nın da söylediği gibi "The autumn leaves dirt drip by the window." Yani diyor ki ilkbahar çok güzel bir şeydir. Yani dirt diyor. Kışın tozu, toprağı, pası, ne varsa pisliği alıyor, götürüyor diyor. Yani bahar geliyor, nesed oluyor, insan diyor. Yani, anladım. Öyle diyor yani. Baharın güneşi ve sen bir arada, ikisi bir arada. Çok güzel. Köstebekler buluştular. Tam yolun kıyısında oturuyorlar. İkisini de temizleyebilirsiniz. Asayişmer Kemal değil mi? Merak etmeyin efendim. Bu ne kardeşim ya? Hikmet, 10 numara ev yapmışsın kendine ha. Nazar etme Matador. Ne olur? Çalış senin de olur. Oley! Gel 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 gel. Oley! Ya sen şimdi alın terinle çalıştın, öyle aldın bunların hepsini ha? Vay be, vay be, vay! İko, o gece sen bana ne soracaktın sahiden? Hangi gece Pınar'ım? Sadullah Baba'nın adamlarının bizi başkaları zannedip kaçırdıkları gece. Hani yemekteydik. Hani tam sen bana bir şey soracaktın. Adamlar geldi. Laf ağzında kaldı, soramadın. Ha, o gece. Ben o gece şeyi soracaktım canım. Neyi soracaktın? Sorayım mı? Sor. Eminsin değil mi? Eminim. Tamam.
Ay yavaş. Ne yapıyorsun? Pınar. Aşkım. Efendim. Silahla saldır abi. Var mı ölü yaralı? Ölü yok Allah'a şükür. Müşteriler arasında birkaç hafif yaralı var sadece. Saldırganlar kime hedef olmuş peki? Şu masada oturan müşterileri. Allah. Kimmiş ki onlar? Paolo? Fico? Paolo! La, 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 hayır, hayır! Dilo! Git! Bana dur. Yaralıyım. Yaralı mısın? Ne işin var lan senin burada? Sen de mi çatışmanın ortasında kaldın? Çatışmanın ortası ne demek? Çatışmanın kendisi bizzat benim Paolo. Ne işin var burada? Kız arkadaşımla buluşmaya geldik, özür dilerim. Kurşunlar böyle böyle yağıyordu tepeme. Hedefsizdiniz yani. Evet, kesinlikle bizdik Paolo. Tam ben Pınar'ıma evlenme teklif edecektim. Çık köşeden. Arabanın biri bir çıktı Paolo, böyle kıçını attırdı. Bir patina çekti. Nasıl duman çıkıyor? Zannedersin San Francisco sokakları. Öyle bir şey. Adamlar her tarafına doluşmuşlar tepesine böyle Hint filmleri gibi. Doluşmuşlar tepesine çatıya bakacak her taraf. Dır. Taradılar böyle bizi. Kurşun ya. Siper aldım, Pınar'ımı kurtardım. Neyse ki Allah aşkına bir şey oldu. Ucuz atlatmış kızcağız desene. Verilmiş sadakası varmış. Evet ama orada ben de vardım para. Beraberdik. Benim de bedenim oradaydı. Yani sadece Pınar değil, ben de ucuz atlattım. Anlamadım. Şöyle diyorum. Benim de bedenim orada olduğu için kurşunlar bana da isabet edebilirdi. Anladın? Anladın? Ben onun için demedim ki oğlum. Gel. Az kalsın kızı evlenme teklif edecekmişsin ya. Hayır, adamlar tam zamanda gelip taramışlar. Bir şekil, bir şemal.
ve büyük bir felaketten kurtarmışlar kızı. Pala, pala, pala. Bu nasıl bir mizah anlayışıdır pala? Nasıl bir karikatür mizahtır? Yani nasıl bir karikatür anlayışıdır? Ben burada canımızı zor kurtardık diyorum sana. Sen benimle kafa buluyorsun. Hadi seni anladım. Sen, sert mizahçı, Adanalı, Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş, elinin de dilinin de ayarı olmayan, Charles Branson, Kadir İnanır kırması bir adamsın. Seni anlıyorum. Size ne oluyor be kardeşim? Siz niye gülüyorsunuz? He? Siz niye gülüyorsunuz Allah'ını severseniz? Bana bir anlatır mısınız? Explain to me. He? Şerefsizim ben. Sus. Bir sus, bir sus lan. Çok konuşma lan. Bir şey olmamış işte. Pınar'da sen de hayattasınız. İyi de pala. Adamlar bizi yok edemediklerini öğrenince, ki öğrenecekler, eller uzun belli oldu. Mutlaka yine saldıracaklar. Kolay değil Fiko'cuğum. Seni köstebekliğin sayesinde. Mafya dünyasında ne kadar önemli baba varsa alayını içeri aldık. Adamlar senden intikam almak için her yolu deneyeceklerdir. Vallaha mı? Sen bittin. Okey'e dönüyorum. Güvenlik yedek korumalar nereye kayboldu? Güvenlik birden güvenlik yediye. Nereye kayboldunuz? Yerinizi bildirin. Tamam. Güvenlik 7'den güvenlik 1'e. Biraz sıkıştık. Tuvalete kadar gittik. 2 dakikaya dönüyoruz. Tamam. Niye aynı anda gidiyorsunuz kardeşim? Biriniz kalsaydınız ya yerinizde. Acele edin. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Gözünü dört aç. Bu herifler tuvaletten dönene kadar şu kamerayı dikkatle izle. Tamam. Hadi. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Congratulations. Pınar'ım, bence bir an önce gidelim. Hı? O zaman Pala'cığım, sana ve saz arkadaşlarına doyum olmaz diyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendine çok iyi bak. Yavrum. Allah'a emanet ol. Canım benim. Cilo, sen de hakkını helal et. Helal olsun. Görüşürüz Cilo. Seninle de çok fazla tanışma şansımız olmadı Sarkocuğum. Çok böyle mesafeli davranıyorsun, hava yapıyorsun.
Sen de kendine çok iyi bak. İndir, tamam tamam. Hiç yanılmam biliyor musun? Rolünü muhteşem oynuyorsun. Kestik. Ben profesyonelce. Cila'ya ve özellikle Pala'ya göz kulak ol, çok dikkat et, olur mu? Evet, ikimizin de seslerini unutmayın çünkü bir dahaki görüştüğümüzde yüzlerimiz oldukça değişik olacak. Evet. Adios amigos, muchos gracias. Hadi gidelim bebeğim. Gel lan buraya. Nereye gidiyor? Meksika'ya. Pınar'ımla beraber Meksika'ya iltica ediyoruz. Orada kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. İsmimizi ve büyük ihtimalle de ameliyatla yüzlerimizi değiştireceğiz. Face off. Böylece peşimizdeki mafya babaları potpourri'si asla bizim izimizi bulamayacak. Rahat ol Fikocuğum. Biz seni koruruz. Vallaha mı? Herhalde oğlum. Sen bize lazımsın. Görüyor musun Pınar'ı? Bana nasıl da bensiz yapamıyor. Ekip çalışması dediğimiz şey işte bu. Yani bizim Boğaziçi'nde de dediğimiz gibi teamwork. Neymiş? Teamwork. Evet. Sen şimdilik bizimle geliyorsun Fikocuğum. Canım benim ya. Nasıl da içten Fikocuğum diyor, duyuyor musun Pınar'cığım? Lan oğlum bir sus, sus lan artık. Sus, sus lan şeref lan. La bir sus lan. Ayıp oluyor kızım. Sus lan, sus. Bir sus oğlum, bir sus lan. Sus. Lan bir sus. Car, car, car. Beynimizi süngere çevirdin lan bir sus. Lan bir sus, şerefsiz. Hemen bir araçla iki koruma ayarlayın. Pınar'ı merkeze götürsünler. Biz gelene kadar sakın oradan ayrılmayın. Fiko'yla bizim küçük bir işimiz var. Onu halledelim, sonra merkezde bir tanık koruma programı ayarlarız. Vay, 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 vay. Tanık koruma programı ha? Bu benim bile aklıma gelmemişti para. Aynı filmlerdeki gibi. Süper bir fikir. İşte bir insan boşu boşuna durup dururken para olmuyor. Bu yüzden büyüksün. Para. Pınar'ımla bana böyle Akdeniz'in şirin, sakin bir kasabasında yepyeni hayatlar kurup geçmişimizi tamamen silerseniz çok mutlu oluruz. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kate Winslet, Jim Carrey. Yürü hadi yürü. Çok konuşma yürü. O zaman sonra konuşuruz Pınar'ım. Görüşürüz. Merkezde. Tamam. Afiko. Yine soramadın bana soracağın şeyi. Ha ya, öyle oldu. Başka zaman sorayım o zaman Pınar'ı. Tamam. Seni seviyorum Pınar. Ben de seni. Bu kız Salah'a da benzemiyor ama hayırdır inşallah. Bilmiyorum ki ya Rabbi ya Resulallah. Şşş, çocuklar keman da çalayım mı? Böyle alttan güzel romantik müzik olur ha? Ne güzel. Ben olmaz ha. Hani ne? Yürü lan yürü. Bunlar görüşürüz. Yürü. Buyurun. Ya böyle beni en ilk yürü. Yürü giderim de sen anlarım ben. Allah şükür yabancı dil de var, Türkçe de var. Ne olur? Beygirlerin hepsi senin için mi koştu? Hayatımı verdim ben bunlara Matador. Hayatımı verdim. Hikmet, sen nasıl imzalattın bunları Maraz Ali'ye? Meslek sırrı söylemem.
Sonra öldürdün mü bari Ali'yi? Öldürdün değil mi? Yok. Öldürmedim. Önce biraz süründüreyim dedim. Bunlar niye hala dönmediler yerlerine? Bana mı bakmıştınız? Altın değerinde bir fırsat geçmiş. Bitirseydin ya Maraz Ali'nin işini. Kurtarsaydın ya hepimizi bu beladan. Yok, böylesi daha heyecanlı. Daha eğlenceli. Marazali Türkiye'nin her yerinde polisler tarafından aranıyor. Artık dükkanı da elinden aldığıma göre gidip sığınabileceği hiçbir yeri kalmadı. Beş parasız, silahsız bir şekilde ormanın ortasında bıraktık öyle. Önünde iki ihtimal var şimdi. Ya polislere yem olacak ya da kurtlara. Her iki durumda da Maraz Ali efsanesinin sonu gelmiş demektir. Bu alemde yeni kral benim Matador. Yeni kral benim. Boşuna ormanda aslanlar tatile çıkarsa, maymunlar kendilerini kral ilan ederler dememişler Hikmet. Sen de davransana. Hadi. Yok, ben böyle iyiyim Ali kardeş. Zaten benim olayla pek bir alakam yok. Sizin aranızdaki meseleden haberim yok yani. Sadece Hikmet'i ziyarete gelmiştim ben. Neyse, ben daha fazla bölmeyeyim görüşmenizi. Bana müsaade. Hadi. Hadi. Senetleri ver. Senetler bende değil. Takasa verdim. Bana senetleri ver. Eğer bir daha bana palavra sıkmaya kalkarsan, bu defa dilinden vuracağım seni. Arada yüzüm de dağılacak biraz, kusura bakma. Tamam Ali, dur. Senetler burada. Ah.
Evet abicim. Evet. Ben tarih eser kaçakçılığına bu sektöre geri döndüm. I'm back. Gir konuya. Evet. Dönüşüm çok muhteşem oldu. Anında iki adet süper keriz düşürdüm. Bunlar Marmara projesinin inşaatında amelelik yapıyorlarmış. Hani var ya, denizin altından tünel açmak için Sarayburnu'nun oradan bele kazmaya başladılar. Yer altından gidiyorlar. Heh. Heh. O tünelde bunlar iki amele kazı yaparken toprağın altında bir sandık. Ama ne sandık? Bizans altını çıkmış. Bizim uyanıklar da, bakma uyanık dediğim. Aslında kerizin önde giden ikisi de. Keriz kere keriz. Neyse bu mameli arkadaşlar. Bunlar sandığı kimselere göstermeden anında hiç etmişler. Sonra da bana getirdiler. Abi biz bunu satabilir miyiz diye. Kaç para eder bunlar diye. Güzel, güzel. Güzel. Ben de komik bir para söyledim bu kerizlere. Hemen atladılar sazan gibi. Ancak benim şu anda bütün nakiti yatırdığım için, yatırımlara ayırdığım için nakit sıkıntım var. Dedim ki size getireyim, size paslayayım bu işi. Siz verin parasını, alın altınları. Bana da bir komisyon atarsınız artık. Yok canım, sakat bir şey yok. Dedim ya, inşaatta çalışan iki amele bunlar. Ne sakat bu olacak? Hı? Hele bir tanesi var ki böyle bıyıklarından anlayacaksın ne amele olduğunu. Anlaştık abi, nerede buluşuyoruz? Tamam, biliyorum orayı. Yarım saat oradayız. Seko. Yalnız Pala. Çok rica edeceğim. Bir daha beni. Böyle görev başındayken çirkin saldırılarına taciz etme. Çok önemli bir operasyon yönetiyorum burada. Çok konuşma lan. Ne oluyor vuruyor ya? Ne dedi adamlar? Yuttular mı yemi? Geliyorlar buluşmaya. La söylesene. Hı? Geliyorlar. Güzel. Hadi bakalım. Merkeze gidip üstümüzü başımızı değiştirelim. Sonra da gidip alalım şu şerefsizleri. Bence de alalım şerefsizleri. Falan. Ben de sizin ekibin parçası olduğuma göre. Bana da bir silahla bir de rozet verseniz diyorum. Tabii. Tabii tabii. Ulan sen hiç susmayacaksın oğlum. Senin çenen şahşamış oğlum. Şahşamış. Ha? Zibidi. Zibidi. Ne bu nedir ya? Sürekli bir el kol hareketleri, sürekli bir saldırma, sürekli bir Street Fighter. Ya biz seninle konuşarak anlaşamayacak mıyız Pala? Ya Cilo. Ya bu sizin Pala gayet düzgün mert bir adam ama çok dengesiz yani. Çok fazla iniş çıkışlar oluyor. Bence bu kadar çok acı yedirmeyin kendisine. Arada mani olur. Acıdan kebaptan oluyor böyle. Sen ne yedin de böyle oldun? Ya. Gir git. İnşallah sana da girişir. Pala. Ben şimdi size böyle durmadan yardım ediyorum ya. Benim sayemde bütün mafya babalarını ve kaçakçıları yakalıyorsunuz ya. Sonunda bana belli bir miktar ikramiye vereceksiniz ha? Sonuçta bensiz bir hiçsiniz. Öyle değil mi? Söyleme sahip pınarımla yaza kalmadan bir düğün yapmayı planlıyoruz da. Çayır düğünü. Böyle kurtlar, kuşlar, doğa. Masrafımız çok olacak. 100, 200, 500 bir şey atsanız çok hora geçer. Çocuklar, siz etrafı kesin. Bir kolajen edin kimse görmesin. Ben biraz stres atacağım da.
Balan, yine ne yaptın? Gel gel gel. Gir, gir. Nereye gidiyorsun Balan? Ya yine mi Balan? Yine mi sen arası ben? İstemiyor muyum parası? Gel gel. Daha gerisini ver. Balan ver. Böyle hemen. Yani parası olur mu? Balan oraya vurma sen. Oraya vurma. Hadi bana. Balan dikme. Kapıya vurma sen. Hikmetçim, şimdi de sen şunları imzalıyorsun. Ne senedi bunlar Ali? İmzala dedim. Ali saçmalama! Bunların üstünde 500 bin dolar yazıyor. İmzala. Seni de imzalayacaksın. Sen de kalsın. Oldu mu Ali? Ödeştik mi ha? Geçtik mi? Henüz ödeşmedik. Efendim kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adamlar nerede? İçeride sizi bekliyorlar. Altınlar yanlarında mı? Yok hocam. Altınlar tatile çıkmışlar. Aramıza sonra katılacaklar. Herhalde yanlarında. Bana bak Fiko. Eğer bizi bir oyun oynuyorsan. Oyun. Ben. Ama hocam sen beni hiç tanımamışsın. You don't know me. Önce şu elleri alalım, hands up. Ben gayet ciddi ve basiretli bir iş adamım. Gel hocam. Asrın volesini düşürdüm size. Bana inanmıyorsanız girin içeri, kendiniz bakın altınlara sahici mi değil mi? Lütfen, lütfen buyurun. Lütfen, men is first. Lütfen girin bakın. Lütfen yani. Evet Mr. Fiko, hayırlı işler. Bir bu tarihi eser kaçakçılığı mafyası kalmıştı başına düşman etmediğin. Şimdi koleksiyon tam oldu. Macera tüm gerilimiyle devam ediyor sayın seyirciler. Follow me. Hangileri? Şu köşedekiler bak. That's the corner. Selamun aleyküm kardeşlik. Kalkın ayağa. Neden içeri gidip adamları almıyoruz Engin? Bunlar küçük balık Esra. Biz büyük balığın peşindeyiz.
Büyük balık nerede peki? Henüz bilmiyoruz. Birazdan adamlar Yavuz Amir'le Ertan başkomiseri alıp yanına götürdüklerinde biz de onları takip edip öğreneceğiz bunu. Destek istemeyecek miyiz peki? Bu işi sakin bir şekilde ufak ekiple halledelim dedi Yavuz Amir. Bu tarihsel kaçakçılığında çok büyük paralar dönüyor. Adamların teşkilatta köstebekleri olabilir. Oturun. İme gel. Altınlar bunun içinde mi? Hı hı. Açın o zaman da bir bakalım şunlara. Cık, olmaz. Hı hı. Önce pahaları görebilirim. Ya ne malum, bizden altınları kapıp bizi ütüp pahalarımızı vermeden kaçıp gitmeyeceğinizi. Para yanımızda değil, başka bir yerde. O zaman altınlar da bizim yanımızda değil kardeşim. Altınlar da başka bir yerde. Belki bunun içinde altın falan yok. Belki biz size yalan söyleyiverdik. Belki altınla bizim evde bir yerde saklı. Döşeğin altında falan mesela. Siz bilirsiniz hocam. Altın yoksa alışveriş de yok. Biz malları görmeden sizi paranın yanına götüremeyiz. Hadi eyvallah. Bir dakika han, bir dakika han, bir dakika han. Kardeşlik, bir dakika han. One minute, one minute. Sit down. Sit down please. Relax. Ulan gaydırıkıp bak, sit down, mit down, relax, milak. Kafamı karıştırdın, ne diyeceğimi zaten unuttum. Karıştırma lan. Karıştırma kafamı bir ya. Bir karıştırma. Bir karıştırma ya. Allah Allah ya. Nasıl vuruyor musun? Bir karıştırma ya. Bir şey konuş vereceğiz şurada. Bir dur. Allah Allah. Sit down, bir tane relax, milak karıştırıp duruyorsun ya. Kardeşlik. Çok uzakta mı pahalının olduğu ye? Gözümüzü dört açalım da izlerini kaybetmeyelim. İkisi de silahsız durumda. Destek de istemedik. İzlerini kaybedersek çok zor durumda kalabilirler. Yavaş çocuklar, yavaş. Oğlum yavaş. Evet. Kardeşlik, bu bakışın kapağı giderken yolda kendiliğinden açılıvermez değil mi? Sonra bütün altınlar yola saçılıverir, yanarız vallahi. Hadi binin arabaya. Hadi biniverelim bari. Sandığın içindeki altınlar sahte değil mi? Hayır. Hepsi Bizans döneminden kalma gerçek altın. Nasıl yani? Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz başka bir operasyonda ele geçirmiştik hepsini. Hop, nereye? Sen gelmiyorsun. Nasıl yani? Niye ben gelmiyorum? Ben öyle diyorum çünkü. Oh! Ne güzel iş valla. Müşteri ben bulayım. Oh! Malı krallı ben ayarlayayım. Ondan sonra beni ekarte edin. Ne güzel be. Oh! Çok konuşma lan. İş olursa sana paranı göndeririz. Ama hocam... Bize hiç güvenmiyor musun Fiko? Şöyle bir surete hiç güvenilmez mi hocam? Yani insanın baktıkça içi ürperiyor. Yani güvenden dolayı ürperiyor demek isterdim. Kestik. Tamam abicim. Siz bakın işinize. Ben burada sizi bekliyorum. Yani alışveriş olursa... Ve birazcık delikanlıysanız
getirirsiniz benim paramı. Ha yok, getirmezseniz de helali hoş olsun. Canınız sağ olsun, benden olsun. Hiç sorun değil. Lütfen. Efendim Nazlıcığım. Bana artık Nazlıcığım diyorsun. Bu da büyük bir gelişme aslında. Nazlı, şu anda biraz işim var. Eğer durum çok acil değilse daha sonra konuşsak olur mu? Sen bana kızgın mısın Ali? Ne için? Sana aşık olduğum için. Bak işte cevap bile vermiyorsun soruma. Kızmışsın bana. Aslında sonradan düşündüm de o an biraz duygusal ve hassas bir anıma denk geldi sanırım. Ondan öyle saçmalamış olabilirim. Yani ben sana aşık falan değilim henüz. İyi o zaman. Ne mutlu sana. Sorun yok demek ki. Vay. Sevindin demek sana aşık olmadığımı duyunca. Ben öyle bir şey söylemedim. Bence eğer bir gün, hani olur da bir gün sana aşık olursam kendini çok şanslı saymalısın Ali Bey. Niyeymiş o? Bugüne kadar kimler koştu peşimden? Hepsi şansını denemek, benim kalbimi çalmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama hiçbirine aşık olmadım. Bana ne bundan? Ya Ali, sen neden benimle böyle soğuk konuşuyorsun? Burada zor durumda olan benim. Hatta tecavüzün eşiğinden dönen de benim. Adamlar hala beni izliyor olabilirler. Ufacık bir odada kısıldım kaldım burada. Benimle biraz daha sıcak konuşup bana moral vermeye çalışsan, beni rahatlatmaya çalışsan ne olur sanki? Nazlı, konuşmanın en başında şu anda biraz meşgul olduğumu söylemiştim hatırlarsan. Aman özür dilerim, rahatsız ettim. Önemli değil. Şimdi kapatmam lazım. Ben akşam seni ararım. Ay Ali dur, kapatma. Ne zaman geliyorsun beni almaya? Ben sana haber vereceğim. Ali ne olur acele et, ben çok korkuyorum burada. Sakın odandan çıkma. Dediğim gibi kapıyı da kimseye açma, hiçbir şey olmaz. Bir de ben seni sahiden çok özledim Ali. Görüşürüz Nazlı. Kızdın değil mi yine bana? Hayır. Görüşürüz dedim sadece. Hoşça kal. Kardeşlik, eminsiniz değil mi bu bagajın kapağının açılmayacağına? Ama bak, bu altına bizim hayattaki ilk ve son şansımız. Yoksa amele geldik, amele gidivereceğiz gari. Merak etmeyin, bir şey olmaz. Hmm.
kardeşlik. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bizim büyük patronun yanına. Ödemeyi büyük patron yapıp verecek yani. Aynen öyle kardeşim. Kardeşlik ne yaptın be? Nereye gitti bunlar? Önceki çıkıştan çıktılar galiba. Gaza yapabilecektik az kaldı. Bizi bir takip eden varsa ekelim onları diye yaptım. Yok. Bizi kimse takip edemez. Biz gizlice geldik buralara. Bizim şantiyedekilerin bile haberi yoktur bu altınlardan gari. Allah. Olsun kardeşim. Bu işler hiç belli olmaz. Biz yine eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da. Allah kahretsin. Kararına kadar burada bekleyeceğiz Rıfkı. Akşam olunca çıkarız evimize Rıfkı. Uyku mu geldi senin? Nereye geri verdik gari? Şimdicik bir saniye kardeşcağızım. Kusturuk almayın gari. İşlik başka, dostluk başka. Koyunu koy, koy, koy. Sandığa dokunmayın verin. Biz parayı görüverene kadar sandığa dokunmayın lütfen. Biz parayı görüverene kadar altınlar bizde kalıverecek gari. Kardeşcağızım şimdicik biz nereye gidivereceğiz gari? Şuraya, böyle şuraya mi gideceğiz gari? Hadi İmmet tut bakayım kenarından sandığı. Tamam. Hoppa. Oh. Asmam çağdaktan, suyu bardaktan. Aman aman. Ah bir yolu büverdik kocaman. Aman iyi.
Yani İmet gördün mü? Herif vallahi attığını vuruyor be. Doğru derim. Zübeyir abi altınları getirdi. Bir dakikası, bir dakikası kardeşim, bir dakikası. Önce paraları göce dedik kardeşim. Hiç anlamıyorsunuz mu ya? İçtik başka, dostluk başka kardeşim. Siz nerelisiniz? Denizlili. İçinde ne? Kendi işinden gari. Dur dur dur. Asmam çağdaktan, suyu bardaktan. Bir olup verdi kocaman göz, limon yanaktan. Amanin limon yanaktan. Amanin yanaktan. Limon yanaktan. Lan ne oynak çıktın? Bir dur be. Kardeşcağızım, sen de bu kadar çok altınla verse, senin de her bir yerin oynayıverir. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün koca kızı gömedi, canım sıkıldı. Aman iyi canım sıkıldı. Bugün koca kızı gömedi, canım sıkıldı. Aman iyi. Tamam be tamam, sus kes artık. Kesiverelim gari. Son zamanlarda ne çok define çıkıyor Denizli'den. Hayır. Biz bu altınları Denizli'de buluvermedik ki. Buldu bu, sen buldu verdik. Hepici yepyeni, Bizans altını. Yepyeni. Öyle. Hayır. Öyle yepyeni değil biri. Ya bin yıllık bağda hepsi de. Yani biz yeni bulduk anımı da yepyeni. Sizden başka hiç kimseye de gösterivermedik. Bundan ilk alıcıları sizsiniz. Fiyat anlaşıversek, paramızı peşin alıversek, altından sizidir gari. Aman iyi! İyi! Bu kadar yeter mi? İmmet gördün mü paraları? Ne kadar var burada? Hayatınızın sonuna kadar bir daha amelilik yapmanıza gerek kalmayacak kadar çok para var burada. Duydun mu İmmet? Duydum gari. Aman iyi. Dur dur dur. Dur. Yavaş. Ağır da gari. Kusura bakma. Yolda bulsan bile sayı vereceksin demişler. Say say. İstediğin kadar say. Dediğin gibi, bir önceki çıkıştan çıkıp diğer tarafa yönelmiş olmalılar. Mecburen trafiğe anons geçeceğiz. Engin, ama sen az önce dedin ya adamların içeride köstebekleri olabilir diye. Böyle bir şey yaparsak, Yavuz amirleri daha büyük bir tehlikeye atmış olmaz mıyız? Esra, inan bana zaten şu anda ikisi de çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Düşünsene bir. İkisi de silahsız ve ne olduklarını bilmediğimiz kaçakçıların elinde. ...482'den merkeze. Şimdi ağam... ...kusura kalma emme... ...sana bir şey söyleyivereceğim. Bu pahalığa sahte oluverir mi? Sahte mi? He. Işığa tutuverince... ...içindeki tel yok gibi görünüveriyor. Bir de paranın üstüne kaba atma yok. Bence sahte bunlar ağam. Siz kimden alıverdiyseniz bunları size... ...yapıştırıvermişler. Sahte falan değil kardeşim bu para. Neresi sahte bunun? İnanmıyorsan bak kardeşim. Bak 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 görüyor musun? Bak temel yok. Bak iyi bak iyi bak. Bak. Bak iyi bak iyi bak. Kaldırın lan ellerinizi polis.
Kaldırın ellerinizi. Kaldırın lan ellerinizi. Kaldırın lan. Geç lan duvarda biraz. Geç. 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 Geç lan. Yürü. Geç, yürü. Geç, 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 geç. Tarihsel kaçakçılığı, sahte para operasyonu. Ellerinizi göreyim lan. Lan. Yürü. Var ya. Abu. O ne be? Yavuz amirimizle Ertan başkomiseri kaybettik de ne demek evladım? Ya 5 yaşında çocuk mu bunlar? Nasıl kaybedersiniz koskoca adamları? En başta her şey yolunda gidiyordu müdürüm. Yavuz amirimiz Fiko sayesinde aracılarla buluştu. Aracılar tam onları büyük balığın, yani büyük patronların yanına götürürlerken yolda adamlar takip edildiklerini anladılar galiba. Sonra da birden trafikte ortadan kayboldular. Yer yarıldı da içine girdiler yani, öyle mi? Öyle de denilebilir müdürüm. Evladım, operasyona giderken niye yanınıza destek almıyorsunuz? Ne üdüğü belirsiz adamların yanına destek güç olmadan silahsız bir şekilde girilir mi hiç? Operasyonu Yavuz amirimiz yürütüyordu müdürüm. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kendisi destek almayı pek sevmiyor. Ah be Adınalı, ah be! Şimdi hemen bütün birimleri harekete geçin. Bu çeteyle bir bağlantısı olabilecek herkese eş zamanlı baskınlar düzenin. Ve çetenin yerlerini tespit. Bu saate kadar ikisinden de hiçbir haber alamadığımıza göre başları ciddi bir biçimde belada olabilir. Baş üstüne müdürüm. Baş üstüne müdürüm. Hadi bakalım. Güvendeyiz Rıfkı. Şimdi biraz dinlenelim. Sabaha karşı güneş doğmadan yola çıkarız. Biz tanışalı daha 24 saat bile olmadan sen 3 kez benim hayatımı kurtardın. Dur bakalım. Daha gün bitmedi. Bunun akşamı var, gecesi var. Sen sabaha kadar kim bilir başına daha ne belalar sararsın. Yine beni kurtarmaya geleceğini biliyordum. Nereden biliyordun? Çünkü sen artık benim kahramanımsın. Ben ne zaman düşecek olsam sen koşup beni tutuyorsun.
uyandırmadım inşallah. Yok, uyumuyordum. Bu stres altında uyumak mümkün mü? Yoksa geldin mi buraya? Aslında aşağıdasın şu anda. Ve sırf beni gıcık etmek için böyle yapıyorsun, değil mi? Ali, ne olur daha fazla oynama benim sinirlerimle. Çık yukarıya, al götür beni buradan. Bu oda artık üstüme gelmeye başladı. Üzgünüm. Hala İstanbul'dayım. Hadi ya. Ne yapıyorsun ki orada? Neden gelmiyorsun hala? Sabaha karşı yola çıkacağım. Neden hemen şimdi çıkmıyorsun? Şu anda yollar benim için çok güvenli değil. Sabaha karşı çıkmam daha doğru. Beni ekip başka bir yere gitmeyeceksin değil mi Ali? Bak, söz verdin. Mutlaka gelip beni alacaksın. Tamam. Sözüm hala geçerli. Gelip alacağım seni. Sonra da Çeşme'de beraber olacağız değil mi, gemide? İşin o kısmı için söz veremem. Neden ya? Sırf sana aşık olduğum için böyle yapıyorsun değil mi? Onunla bir ilgisi yok. Ayrıca bana aşık olduğunu falan da düşünmüyorum. Şu anda korktuğun ve kendini güvende hissetmediğin için bana ihtiyacın var. Hepsi o. Seni özlemem de bu yüzden o zaman. Evet. Peki sabahtan akşama kadar senin resimlerine bakıp, yani birlikte çekildiğimiz resimlere bakıp ağlamam hangi yüzden oluyor Ali? Hadi tamam. Sen de şimdi dinlen biraz. Ben sabah 8-9 gibi orada olurum. Geldiğimde hazır olursan iyi olur. Hemen çıkmamız gerekebilir oradan. Tamam. İyi geceler. Ali dur, kapatma. Yine ne oldu? Benim duygularımdan korkup da kaçma sakın benden. Kaçmaya çalışsam da bu mümkün olmuyor. Bumerang gibisin. Bumerang mı? Evet. Ben seni fırlatıyorum. Sen yine bana geri dönüyorsun. Ha, çok komik. İyi geceler. Sana da. Gıcık şey. Önümüzde çok kritik bir görev var arkadaşlar. Sabaha kadar uyumayacağız. Her taşın altına bakacağız. Bu tarihi eser kaçakçılarıyla bağlantısı olabilecek her yeri basacağız. Ne yapıp edip Yavuz amirimizi, Ertan başkomiserimizi bulup kurtaracağız. Hadi herkes hazırlansın. Hadi. Engin? Babama bir şey mi oldu? Doğru söyle. Ne yazık ki henüz bunu bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz? Ne demek oluyor şimdi bu? Bugün Yavuz amirli Ertan başkomiser satıcı kılığına girip tarihi eser kaçakçılarıyla buluşmaya gittiler.
Sonradan aramızdaki tüm irtibat kesildi. Ve şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Aman Tanrım. Ya aşkım. Aşkım. Aramızdaki irtibat kesildi ne demek? Ya siz polis değil misiniz? Sizin telsiziniz, telefonunuz, bir şeyiniz yok mu? Ya nasıl bulamazsınız babamın yerini ya? Ne yazık ki baban operasyonun selameti ve rolünün inandırıcılığı için yanına telsiz ve silah almadan gitti adamların yanına. Ağlama anne ya, ağlama. Bak babam bir şey olmaz. Sen tanımıyor musun onu canım? Silah yoksa çakar kafayı, indirir bütün adamları. O şimdi eğleniyordur bile. Adamlarla dalga falan geçiyordur. Mahsusluktan uzatmıştır operasyonu. Birazdan çıkar gelir bak. Bana tuzak kuracağınızı sandınız, ha? Bugüne kadar ne dolaplar çevirdim ben. Hiç kimselere yakalanmadım. Bugünün ne özelliği vardı da böyle bayat numaralarla gelip beni yakalayacağınızı sandınız? Ama bakın ne oldu sonunda? Yaktınız kendinizi. Durun, durun bakayım lan. Ne demeye çalışıyor bu? Kusura bakma polis kardeş. Bıyıkların bir kısmı bantta kaldı galiba. Ama üzülme canım. Birazdan ölüyorsun zaten. Cesedin ha bıyıklı olmuş, ha bıyıksız olmuş. Ne fark eder ki? Ulan senin var ya, bizi içine atacağın ateş bize bir şey yapmaz ulan şerefsiz. Biz ateş yanarak öldük oğlum. Ama ben bu durumdan bir kurtulayım. Seni de elime bir geçireyim. Memleketin eserlerini iç ettiğin için ayrı. Bana ve görev arkadaşıma böyle eziyet ettiğin için ayrı. Ama en çok da bıyıklarımı bozduğun için ayrı geberteceğim seni. Bak aslan, kısacası sen şimdiden aç cehennemin katoluğunu, ölümlerden ölüm beğen kendine. Senin var ya babanın o şerefsiz. Dökün her yere. Dökün. Dökün. Her yere dökün. Kolay gelsin. Sağ olun. Müdürüm. Ne olur bulun babamı. Onun başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Tamam kızım. Sakin ol. Bütün birimlere emir verdim. Şehrin her noktasında babanı arıyoruz. Biz de daha fazla oyalanmadan çıkalım artık müdürüm. Tamam çocuklar.
Allah yardımcınız olsun. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Dikkat et. Merak etme. Müdürüm. Efendim kızım. Biliyorum. Benim Türk Emniyetindeki görevim sona erdi. Artık sizin için polislik yapmam imkansız. Ancak bu defa durum biraz farklı. Şu anda aradığınız adam, yani zor durumda olan adam benim nişanlım. Bana bir gecelik izin verirseniz ben de Enginlerle birlikte gidip arama çalışmalarına katılmak istiyorum müdürüm. Ama kızım... Lütfen müdürüm. Bunu sizden emrinizde çalışan bir polisiniz olarak değil, kızınız Maria olarak istiyorum. Biliyorum. Çünkü Yavuz sizin de oğlunuz sayılır. Lütfen. Peki kızım. Gidebilirsin. Sağ olun müdürüm. Yalnız çatışma çıkarsa olayın dışında durmaya çalış kızım. Yoksa bu durumu kimseye izah edemez. Baş üstüne müdürüm. Dikkat et. Tamam kızım. Rahat ol. Bulacağız baba. Tamam, yakın. Tamam. 54-20'den merkezden...